Mahidevran, gelin siz de. Validem. Prenses Isabella. Hoş geldiniz. Isabella bundan böyle haremde yaşayacak. Adetlerimize alışmasına yardımcı olursanız sevinirim. Hünkârımızı görmek istiyorum. Sultanım, hünkârımız İbrahim Paşa'mızla görüşme halindeler. Daha münasip bir vakitte gelirseniz. Sultanım. Çekil. Sultanım. Sultanım. İzniniz olursa ben yalnız konuşmak isterim. Müsaadenizle. Nedir mesele? Ne konuşmak istiyorsun? O prenses benim esirim. Önemsiz bir şey için boşuna üzüyorsun kendini. Vakti gelince yollayacağım. Acele etme. Bekle. Göreceksin. Böyle söylemiştin bana. Ama bugün az önce onu gördüm. Hareme geldi. Hani devlet meselesiydi bu kadın? Nasıl bir siyasi meseledir bu? Bu mevzu seninle tartışacak değilim. Dairene dön. Önce kolyemi verdin. Sonra aile yemeklerini kabul ettin. Şimdi de hareme geldi. Validemizin elini öpüyor, biat ediyor. Süleyman. Bu kadın neden burada? Beni, şehzadelerimin yaşadığı yere neden getirdin onu? Ben öyle uygun gördüm. Zira kendisi artık haremimdir. Herkes gibi sen de bunu kabul edip hayatına devam edeceksin. Süleyman. Hala anlamadın mı? Ben herkes değilim. Ölürüm de kabul etmem bunu. Dairene dön Hürrem. Zinhar hata yapma. Sükuneti koru, hadise çıkarma. Af köşkünü o yakmış. Belki yarın da haremi yakar. Ona nasıl güvenirsin? O bir yavur. Bize düşman bir Katolik. Katolik? Bunu sen mi söylüyorsun? Bu saraya geldiğinde senin de bir Hristiyan olduğunu hatırlatırım sana. Şimdi... İnancı tam bir Müslüman hatun ve 4 evladımın annesisin.
Evlatların üzerine yemin ederim ki bugün unutmayacağım Süleyman. Hünkâr. Hayırdır? Nereye böyle? Harem dolaşmak istedim. Ben burada yaşayacağım artık. Bu oyundan büyük laflar etme. Burada sana hayat yok. Ne yapacaksın? Ben korkmuyorum senden. Hiç kuşkun olmasın. Yapacağım. Doğduğuna pişman edeceğim seni. Sultanım. Ben de sizi arıyordum. Prenses yok. Dediler ki saraya gelmiş. Nilüfer. Biliyorum. Ben Nigar'ı çağır hemen. Burada yaşayacakmış artık. Süleyman. Bana bunu neden yapıyorsun? Neden? Sultanım, beni çağırmışsınız. Prensesi soracak olursanız, ben de gelirken gördüm. Hiçbir şeyden haberim yok. Olan oldu. Bundan sonra ne yapacağız, bunu düşünelim. Nasıl ne yapacağız? Bir an evvel o kadından kurtulmak istiyorum. Sen de bana yardım edeceksin. Nasıl bir yardım? Ne çabuk unuttun. Ben korunmasam şimdi eski sarayda olacaktın. İyiliğim karşılığı bu mu olacaktı? Sultanım size minnettarım. Lakin bu aralar gözler üzerimde. Elimden bir şey gelmez. Bu meseleyi sen çözeceksin. Şimdi git, düşün, taşın, bir yol bul. Sultanım. Çekilebilirsin. Geç otur Hürrem. Mehmet, Mihrimah. Gel canım. Gel, 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 gel. Büyük biraderim Mustafa yok mu? Ders çalışıyor. Çocukları almaya mı geldin?
Biraz daha kalsınlar. Nasıl isterseniz. Halvete gidecekmiş. Demek bu yüzden buraya çağrıldım. Ne oluyor Hürrem? Daireme dönmek istiyorum. Otur yerine. Ben izin vermedim henüz. Sonra gidersin. Prenses nerede? Gelsin buraya. İtalyanca konuşacağım onunla. Sonra konuşursun aslan parçam. Prenses ne demek anne? Sen de prenses misin? Değilim Mihrime. Şehzadeler doğurdum, sultan doğurdum ama kıymeti yok. Ben bir köleyim. Değil mi validem? Çocukları götürün, yatsınlar artık. Esma. Çocuklarının yanında laflarına dikkat et. Herkesin huzurunda olduğunu unutma. Bu çocuklar bunları duyarak mı büyüyüp tekamül edecekler? Buraya beni siz çağırdınız. Çünkü Prenses Isabella hünkârımıza gidecekti. Duyarım, engel olurum diye korkuttular sizi belli ki. Yeter artık. Bu saygısızlığın bedelini inşallah çok ağır ödemek zorunda kalmazsın. Önüme kimi çıkartırsanız çıkartın validem. Ne yaparsınız yapın. Kazanan ben olacağım. Hepsini bir bir esip geçeceğim. Benden öncesini, sonrasını... Nasıl ezip geçtiysem, o kadını da ezip geçeceğim. İçeri girdiğinizde eğilip hünkârımızın eteğini öpeceksiniz. Hünkârımız yüzünüzü kaldırmadan gözüne bakmayacaksınız. Sultanım, sizi dairenize götüreyim. Dokunma! Kimse dokunmasın bana.
sevincim, neşem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, ayım, portakalım, benim yatak odamın mumu, akıl sahibim, efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım. Sultanım. Prenses Isabella. Prenses deyip durma. Affedin. Ne olmuş ona? Söyle. Atını getirmişler sabah. Carmina konuşurken duydum. Bu sabah ata binecekmiş as bahçede. Yalnız mı olacakmış? Hayır. Hünkârımızla birlikte gezeceklermiş. Git bana gül ayı bul. Çabuk. Sultanım. Ne oldu? Gül'a söylediğimi yaptı mı? Gül'a meşguldü çok. Beni yolladı. Merak etmeyin, ben hallettim. Lakin ölür mü kalır mı bilmem. İnşallah halletmişsindir. Sultanım. Hürrem. Odaya kapatmışsın kendini. Öyle daha iyi. Gördüklerim canımı yakıyor Zira. Isabella mı seni bu hale getirdi? Seni gayet iyi tanıyorum Hürrem. Aklından geçenleri unut. Sakin ol. Aksi halde daha fazla yanar canım. Hem ben İbrahim Paşa'yla konuştum. Siyasi bir mevzu olduğunu söyledi. Boşuna üzüyorsun kendini. Siyasi mi? O kadın hareme girdi. Aileye girdi. Hünkârımın göstesi oldu. Gösteler koğuşuna yerleştirdiler onu. Neyse ne. Hünkârımız bir karar vermiş. Sen de o karara saygı duymak zorundasın. Aksi halde neler olacağını bilmiyor musun? Hiç mi ibret almadın o Aydevran'dan? Alakanız için teşekkür ederim. Lakin kaygılanmayın. Ben ne yapacağımı iyi bilirim. İnşallah. İnşallah öyledir.
Senin aklın kendine yetmiyor. Gelmiş bana akıl veriyor. Sen İbrahim'in elinde bir kuklasın. Kukla. Aa, ne oldu? Prenses attan düştü. Çabuk hekim kadını getirin. Hürrem Sultan'ın nazarı değdi. Kesin sesinizi. Fidan Hatun, koş çabuk hekim kadın çağır. Kalem vardı bana, güzel mi? Çok güzel. Sultanım, müjdemi isterim. Esma, Mihrimah içeri götür. Ölmüş mü? Hayır. Ama fena sakatlanmış. Elden ayaktan kesilmiş, yürüyemiyordu. Sümbül Ağa kucağında taşıyordu. Beter olsun. Geçmiş olsun Prenses Isabella. Vah vah. Düşmüşsün. Yazık sana. Çık buradan. Carmina! Bu da hiçbir şey. Yavaş yavaş. Acı çekerek öleceksin. Ölmek için yalvaracaksın. Sultanım. Ziyarete geldim. İyi bakın ona. Allah kanınızı esirgemeyin. Prenses, Valide Sultanımız geçmiş olsun dileklerini iletti. Bunu yanınızdan ayırmayın. Zira nazarlardan koruyacaktır sizi. Sultanım, ben de sizi arıyordum. Ne oldu ki? Prenses attan düştü. Duydum. Yazık. Yürecek hali yok. İbrahim Paşa sizin yaptığınızdan şüphelenmiş. Herkesi sorgu suale çekti. Beni de. Bir şey bilmediğimi söyledim. Umurumda değil. Hiçbir şey ispat edemez. Bu böyle olmaz sultanım. İlla kurtulacaksanız başka bir yol var. Demek yardım edeceksin bana. Gel benimle.
Nilüfer, çocukları çıkart. Şimdi anlat bakalım. Nasıl kurtulacağım bu kadından? Bunun tek yolu ölmesidir. Evet, biliyorum. Ama şimdi olmaz. Harime geldi, yerleşti. Beni suçlarlar. Ölüm dediysem zehir falan değil. Salgında vebadan ölecek. Veba mı? Nasıl? Karantinaya alınan vebalı bir hastanın kanlı bezini alıp prensesin yarasına bulaştıracağız. Bir haftaya kalmaz, hastalıktan ölür. Güzel. Olmaz. Ya Süleyman'a bulaşırsa bu illet hastalık? Malum gidip geliyor yanına. Merak etmeyin. Evvelden hekim çağırırız. Veba teşhisi koyulunca da mecburen hemen karantinaya alırlar. Sevdim bu fikri. Hem de kimse şüphelenmez benden. Ortalık vebadan kırılıyor. Kismeti böyleymiş. Baba. Aferin Nigar. Destur Sultan Süleyman Hanım Hazretleri. Hünkârım. Evlatlarım nasıllar? İyiler. Halini hiç beğenmiyorum Hürrem. Benim sultanıma hiç yakışmıyor bu haller. Bu Isabella meselesini daha fazla uzatma. Neden gittin odasına? Şehzadelerin konuşmasını da yasaklamışsın. İyice düşman belledin Isabella'yı. O kadının evlatlarımın etrafında istemiyorum. Annelerinin saadetini çaldı o. O halde sen de Mahidevran'ın saadetini çaldın. Makul davran. Akıllı ol. Bu sana son ihtarımdır. Çocukları mektebe bıraktım. Tamam. Şimdi git şu vebalı sargı bezini al. Hemen gidiyorum. Çok dikkatli olmalısın. Hiçbir şeye elini sürme. Bir şeyle tut, sakla. Hı? İyi koru kendini. Siz merak etmeyin. Hadi, göreyim seni. Ben hallederdim sultanım. Nilüfer'i göndermeseydiniz. Merak etme, Nilüfer işini bilir. Ben çocuklara bakıyor diye dedim. Maazallah hastalık bulaşır. Her tedbiri aldı. Bir şey olmaz. Heh.
Ne yaptın? Hallettim sultanım, meraklanmayın. Üzerini değişseydin? Temiz kılık giydim, hamamdan geliyorum. Hı, iyi. Bezleri nereye koydun? Çamaşırhaneye gizledim. Tamam. Bundan sonrasını bana bırak. Ben de validenin yanında olacağım akşam. Gözlerinin önünde olayım ki şüphe duymasınlar. Sümbül Ağa'yı da oyalamak lazım. Güllü halleder. Hadi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Sultanım. Ne yaptın sen? Kim sana söyledi zehirle diye? Bana yine ihanet mi ettin? Sultanım, veba bulaşmaz diye korktum. Kesin bir hal çaresi bulmak istemiştim. Kimi kandırıyorsun sen? Baştan beri oyun oynadın bana. İbrahim'le birlik oldun. Sultanım, kimseyle birlik olmadım. Ben sizin iyiliğiniz için yaptım. Yalancı. Ben yanarsam, sen de yanarsın. Şimdi git bu pisliği temizle. İkisini de yok et. Hiçbir iz kalmayacak. Yakalanırsan inkar ederim. Güle de şahidim. Senin zehirlediğini söylerim. Yana yakıla sizi arıyordu. Bir şey olmuş. Nigar bana oyun oynadı. Zehirlenmiş o kadını. Ölmüşler. Gidip bak çabuk kimse uyanmadan. Ortalık hareketlenmeden o cesetlerden kurtulmak zorundayız. Yoksa başımız büyük belada. Ne yaptınız? Kurtuldunuz mu bu beladan? Sultanım, ancak çamaşırhaneye kadar taşıdık onları. Olmaz, orada olmaz. Bulurlar onları.
haremden çıkarıp denize atın. Koyun çuvala, atın balıklara. Şimdi olmaz sultanım. Kapıya varmadan bostancılar kıskıvrak yakalar bizi vallahi. Sonra maazallah. Olacakları ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Ne yapacağız? Sultanım, bekleyeceğiz mecbur. Lakin bilmeniz gereken çok mühim bir şey var. Yoksa gördüler mi sizi? Prenses yaşıyor.